tarih boyunca hastalıkların tedavisinde büyük atılımlara sahne olan birçok yenilikçi deney yapıldı. Ancak aynı zamanda dünya, bilim adına yapılan korkunç deneylere de sahne oldu. Bilim insanları istedikleri sonuçları elde etmek için sansasyonel olaylara imza attı. Gelin insanlık tarihindeki en korkunç deneylere bakalım. Bu arada abone olarak bana destek verebilirsiniz. Belki de tüm zamanların en kötü deneyleri, Holokost sırasında Auschwitz'te bir Nazi doktoru olan Josef Mengele'ye ait. Mengele kusursuz bir Aryan ırkı yaratmak için Yahudi ve Çingene ikizleri toplayıp üzerlerinde deney yaptı. Mengele, gaz odasına gönderip ölümüne sebep olduğu esirler hariç binlerce ikizi acımasız deneylere tabi tutmakla sorumlu tutuluyor. Bu deneyler arasında göz rengi ve cinsiyet değiştirme ameliyatları da vardı. Naziler başka birçok deney için de esirleri kullanıyordu. Yahudi Sanal Kütüphanesi'ne göre bazı esirler havacılık deneyleri için donma noktasındaki sıcaklıklara ve düşük basınçlı odalara maruz bırakılıyordu. Sayısız mahkum deneysel kısırlaştırma prosedürlerine tabi tutuldu. Holokost Müzesi'ne konuşan Ruth Elias adlı bir kadın, Nazi doktorların memelerini bir iple bağladığını söyledi. Elias'a göre bunu yaparak doktorlar kadının bebeğinin ne kadar aç kalabileceğini görmek istiyordu. Sonunda çocuğa öldürücü dozda morfin enjekte edildi. Bu deneylerden sorumlu doktorlardan bazıları daha sonra savaş suçlusu olarak yargılandı ama Mengele Güney Amerika'ya kaçtı. 1975'te Brezilya'da kalp krizinden öldü. Japon İmparatorluk Ordusu 1930'lar ve 1940'larda çoğunlukla Çinli siviller üzerinde biyolojik savaş deneyleri ve tıbbi denemeler yaptı. 731. Birim adı altında General Shiro Ishii tarafından yönetilen bu acımasız deneylerde ölenlerin sayısı bilinmiyor. Tarihçi Sheldon H. Harris, 200 bin kadar kişinin ölmüş olabileceğini tahmin ediyor. Deneylerde savaşta kullanılmak üzere çok sayıda hastalık incelendi. Bunlar arasında veba, şarbon, dizanteri, tifo, paratifo ve kolera da vardı. Kuyulara kolera ve tifo bulaştırılması ve Çin şehirlerine vebalı pirelerin yayılması da dahil olmak üzere çok sayıda suç işlendi. Birimin eski üyeleri medya kuruluşlarına mahkumlara zehirli gaz verildiğini ve bazı deney kurbanlarının gözleri çıkana kadar basınç odalarına kapatıldığını söyledi. ABD hükümetinin de Japonya ile Soğuk Savaş'ta ittifak kurmak için bu deneylerin gizli tutulmasına yardımcı olduğu iddia ediliyor. 12 Temmuz 1961'de bekar ve genç bir anne dördüzlerini dünyaya getirdi. Dördüncü bebek doğum sırasında hayatını kaybetti. Sağlıklı doğan üçüzlerse gerekli işlemlerin ardından New York'taki Louise Wise Evlatlık Edinme Merkezi tarafından farklı ailelere evlatlık verildi. İşlemler Dr. Peter Neubauer adlı bir psikiyatristin kontrolünde gerçekleşti. Üçüzlerin evlatlık verildiği aileler rastgele seçilmemişti. Üç ailenin de çocuk yetiştirme şekilleri ve sosyoekonomik durumları birbirinden farklıydı. Üç ailenin de birbirinden ayrılmış kardeşleri evlatlık edindiğinden haberi yoktu. Neubauer liderliğindeki klinik psikologlar bunu bir deney yapmak için bilerek ayarlamış ve böyle birçok kardeşi farklı ailelere dağıtmıştı. Deney, 1980'de tek yumurta üçüzü olan kardeşlerin yanlışlıkla birbirlerini bulmasıyla ortaya çıktı. Üçüzlerden David Kelman, 20 yıl birlikte olabilirdik, bunu elimizden aldılar dedi. Kardeşi Edward Gallant ise 1995'te New Jersey'deki evinde intihar etti. Neubauer'in gizli deneyden ne öğrendiği bilinmiyor. Zira bu deneyin bulguları Yale Üniversitesi'ndeki bir arşivde saklanıyor ve 2066'ya kadar açılamıyor. Bu deney beyaz perdeye de konu oldu. Yönetmen Tim Wardle, Üç Tanıdık Yabancı, Three Identical Strangers adlı 2018 yapımı filminde üçüzlerin hayatlarını işledi. Burke ve Hare cinayetleri, İskoçya'nın Edinburgh kentinde 1880'de yaklaşık 10 ay içinde işlenmiş 16 cinayetten oluşuyor. Bunlar Westport cinayetleri diye de anılıyor. O dönemde bilim insanları anatomi incelemesi için sadece idam edilenlerin cesetlerini kullanabiliyordu ama infazlar nadiren gerçekleşiyordu.
Edinburgh'da pansiyon sahibi William Hare ve arkadaşı William Burke, kendi öldürdükleri insanların cesetlerini dönemin ünlü doktoru Robert Knox'a satmaya başladı. Cinayetler ortaya çıkınca sadece Burke idam edildi. Hare kaçtı ve söylentilere göre en son karısı ve çocuğuyla birlikte başka bir şehirde görüldü. Diğer yandan öfkeli kitleler Dr. Knox'un evine taşlarla saldırdı. Askerlerin yardımıyla kurtarılan Knox, Londra'da bir hastanede çalışmaya devam etti. ABD'nin Guatemala bölgesinde 1946 yıllarında ABD ve Guatemalalı yetkililerin işbirliğiyle frenginin tedavisinin keşfi için birçok kişi üzerinde deney yapıldı. Deneylerde asker, mahkum ve akıl hastalarına izinleri olmaksızın frengi ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar bulaştırıldı. Bu deneylerden Guatemalalı 1500 erkek, kadın ve çocuk etkilendi. Çalışmanın amacı, penisilinin frengi enfeksiyonunu sadece tedavi etmekle kalmayıp, önleyip önleyemeyeceğini de belirlemekti. Çalışmanın sonuçları ise hiçbir zaman yayınlanmadı. İlerleyen yıllarda ABD'li yetkililer Guatemala halkından özür diledi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriğimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videoları kaçırmayın.